Merhaba sevgili ikiler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pets, evcil hayvanlar konusunu işleyeceğiz. Unit 8. Sayfa 108'deyiz. Listen and repeat. Dinle ve tekrar et. O zaman birlikte dinliyoruz, tekrar ediyoruz. Bird. Bird. Kuş. Parrot. Parrot, papağan. Fish. Fish, balık. Frog. Frog, kurbağa. Rabbit. Rabbit, tavşan. Cat. Cat, kedi. Dog. Dog. Köpek. Turtle. Turtle. Kaplumbağa. Şimdi birlikte tekrar edelim. Bird. Kuş. Parrot. Papağan. Fish. Balık. Frog. Kurbağa. Rabbit. Tavşan. Cat. Kedi. Dog. Köpek. Turtle. Kaplumbağa. Bird. Bird. Kuş. Parrot. Parrot. Papağan. Fish. Fish. Balık. Cat. Cat. Kedi. Frog. Frog. Kurbağa. Dog. Dog. Köpek. Turtle. Turtle. Kaplumbağa. Rabbit. Rabbit. Tavşan. One. Sayfa 108'deyiz. Listen and number. Dinle ve numaralandır demiş çocuklar. Birlikte dinleyelim ve numaralandıralım. That's a brown cat. That's a brown cat. O bir kahverengi kedi. Brown kahverengi demekti. O zaman doğru şeklimiz bu olmalı. Two. İki numara için bakalım. Two. That's a white rabbit. That's a white rabbit. Beyaz bir tavşan. Gördüğünüz gibi burada. Three. Three. That's a green turtle. That's a green turtle. Yeşil bir kaplumbağa. Four. Four. That's a red bird. That's a red bird. Kırmızı bir kuş. O zaman bu diyebiliriz. Five. Five. That's a yellow fish. That's a yellow fish. Sarı bir balık. Six. Ve altıncı numaramız. That's a black dog demiş çocuklar. Six. That's a black dog. Yani siyah bir köpek. O zaman doğru cevabımız budur. Congratulations! Evet, sayfa 109'dayız. Listen and repeat. Dinle ve tekrar et diyor. Birlikte dinliyoruz ve tekrar ediyoruz. In. In. İçinde. On. On. Üstünde. Under. Under. Altında. Gördüğünüz gibi tavşan bu simitin içinde. Burada üzerinde, burada altında. Let's start. Hadi başlayalım diyoruz
ve başlıyoruz. Listen and follow. Dinle ve takip et. Where is the cat, Mark? On the car. Correct. Bakın, where is the cat, Mark? Mark, kedi nerede? Burada where, nerede demektir çocuklar. On the car, arabanın üzerinde. Correct, doğru diyoruz. Diğerine bakalım. Where is the dog? The dog, the dog is in the car. The dog very well. Is in the car. Köpek arabanın içinde. Köpek nerede diye sorduk. Where is the dog? Very well dedi. Aferin. Çünkü köpeğin arabanın içinde olduğunu buldu arkadaşımız. The dog is in the car diyoruz. Where are the birds? In the tree. Well done. Where are the birds? Yani kuşlar nerede? Görüyorsunuz kuşlar ağacın içinde dedi arkadaşımız. Bakın neredeyse bir kısım yerleri görünmediği için in the tree diyebiliriz. Aferin. Well done. Where is Rocky? Under the bed. Where is Rocky? Rocky nerede? Under the bed. Yatağın altında. Under, altında demekti. Sayfa 110'dayız arkadaşlar. Listen and tick demiş. Dinle ve tick at. Evet, birlikte yapalım. 1. One. The rabbit is under the box. The rabbit is under the box. Yani tavşan kutunun altında. Doğru resmimiz bu olmalı. Two. The rabbit is in the box. The rabbit is in the box. Tavşan kutunun içinde. Burada, öyle değil mi çocuklar? Three. The turtle is on the basket. The turtle is on the basket. Kaplumbağa sepetin üzerinde. Doğru seçeneğimiz budur. Four. The turtle is under the basket. The turtle is under the basket. Yani kaplumbağa sepetin altında. Gördüğünüz gibi bu olmalı. Epic. Startla devam edelim. One. Listen and answer. Dinle ve cevapla. Şimdi dinleyelim. Where is the bird? Where is the bird? Kuş nerede? Bunun için hangi seçeneği söylemeliyiz çocuklar? Tabii ki bakın kuşun bir kısmı görünmüyor ayakları. O zaman it is in the tree diyebiliriz. It is in the tree. Gördüğünüz gibi bu şekilde yazdık. 2. Where is the dog? Where is the dog? Köpek nerede? Gördüğünüz gibi sandalyenin üzerinde. It is on the chair. It is on the chair. 3.
Where is the cat? Where is the cat? Kedi nerede? Ne diyoruz arkadaşlar? İçinde diyeceğiz. Sepetin içinde. It is in the basket. It is in the basket. Gördüğünüz gibi bu şekilde yazdık. Evet, let's start'la devam ediyoruz. 1. Listen and draw then color. Dinle, çiz, sonra boya demiş arkadaşlar. Birlikte dinleyelim. 1. The cat is on the chair. Kedi neredeymiş? Sandalyenin üzerindeymiş. Hemen alalım kediyi buraya. 2. The bird is under the chair. The bird is under the chair. Yani kuş sandalyenin altında. O zaman bu şekilde bıraktık. Ve bunu sandalyenin altına yerleştirelim. Boyaması sizden çocuklar. Terrific! Evet, sayfa 111'deyiz. Sing the song. Şarkıyı söyle demiş. Birlikte söyleyelim. The birds are in the tree. Tweet, tweet, tweet. The dog is in the car. Woof, woof, woof. The cat is on the fence. Meow, meow, meow. The rabbit is on the grass. Jump, jump, jump. The birds are in the tree. Tweet, tweet, tweet. The dog is in the car. Woof, woof, woof. The cat is on the fence. Meow, meow, meow. The rabbit is on the grass. Jump, jump, jump. Evet arkadaşlar, bu şekilde dinledik. Kuşlar ağacın içinde diyor. Tweet tweet tweet, değil mi? Kuşlar bu şekilde ses çıkartır. The dog is in the car. Köpek arabanın içinde. Woof woof woof, havlıyor. The cat is on the fence. Fence şu çit arkadaşlar, şu parmaklıklar. Kedi fensin üzerinde. Meow meow meow. The rabbit is on the grass. Tavşan otların üzerinde, çimlerin üzerinde. Jump jump jump, zıplamak. 1. Listen, say and tick. Dinle, söyle ve işaretle demiş. Birlikte yapalım. 1. Evet, bu bir kuş. Bird. O zaman bu şekilde gösterebiliriz. 2. Bu bir kedi, öyle değil mi çocuklar? Pardon, kedi buradaymış. Evet. Ne diyoruz? Cat. 3. Bu köpek olmalı. Doğru kelimemiz dog. 4. Bu bir papağana benziyor.
Doğru kelimemiz... Four. Parrot. Amazing! Bu şekilde cevapladık arkadaşlar. Turtle ve tavşan için ses duymadık. Sayfa 111'deyiz. Now point at the pictures and say that's a. Yani bakalım çocuklar o bir neymiş? That's a rabbit. O bir tavşan. Burada that's a bird. O bir kuş. Bu nedir? Bu bir kedi. That's a cat. That's a parrot. That's a dog. O bir köpek. That's a turtle. O bir kaplumbağa. Freaking! Evet, listen and follow'la devam ediyoruz. Sayfa 112'deyiz. Let's start. Hadi başlayalım. Önce dinleyelim. Look at the bird, Sophie. Look at the bird, Sophie. Kuşlara bak, Sophie. Where are the birds? In the tree. Where are the birds? Kuşlar nerede? In the tree. Ağacın içinde. Where is Jeffrey? Where is Jeffrey? Jeffrey nerede? Look, bak, it is on my head demiş. Bakın, bak o benim başımın üzerinde. Look, it is on my head. Hello? Evet, bu şekilde dinledik. Yine let's start'la devam edelim. Hadi başlayalım. One. Look, say and draw. Bak, söyle ve çiz diyor arkadaşlar. The bird is in the tree. Yani kuş neredeymiş? Ağacın içindeymiş. Buraya bir ağaç çizip ağaca gömülmüş kuş resmi çiziyoruz arkadaşlar. O zaman hangisi olmalı? The bird is in the tree. Bu olmalı. Görüyorsunuz. Two. The cat is under the table. Kedi masanın altında. Kedi budur. Masanın altındaki kedi de budur çocuklar. Three. The dog is on the car. Köpek neredeymiş? Arabanın üzerinde. Önce köpeği bulalım. On the car, arabanın üstünde. Budur. Evet, bu şekilde tamamladık. Listen and number. One. Dinle ve numaralandır. Sayfa 113'teyiz. Birlikte bakalım. Cotton is a white cat. Chocolate is a brown cat. They are in the garden. Listen. Picture 1. Hello, my name is Cotton. What is your name? Hi, I'm Chocolate. How are you? Great, thanks. You? Evet. I'm fine, thank you. Sizce bu tanışma faslı hangi resim olmalı? Bakın, hello, my name is Cotton diyor. Merhaba, benim adım Cotton. Yani pamuk. What is your name? Senin adın ne? Hi, I'm Chocolate. Ben çikolata. How are you? Nasılsın? Great, thanks. Çok iyiyim, teşekkürler. You? Ya sen? I'm fine.
İyiyim. Thank you. Teşekkürler. Bu tanışma faslı bu resim Two. Olmalı çocuklar. Şimdi diğerine bakalım. Goodbye chocolate. Hoşça kal çikolata. Bye cotton. Hoşça kal pamuk. O zaman ayrılma sahnesi de bu olmalı. Birisinde tanışma, diğerinde ayrılma var. Evet. 1. Listen and write true or false. Dinleyelim, true veya false yazalım. Doğru ya da yanlış. Sayfa 113'teyiz. 1. Cotton is a white cat. Cotton is a white cat. Cotton beyaz bir kedi. Yani pamuk beyaz bir kedi. Öyle değil mi? True dedik. 2. Chocolate is black. Chocolate is black. Hayır, siyah değil. Black siyah demekti. Chocolate kahverengi. O zaman false diyoruz arkadaşlar. Hemen bu şekilde yerleştirdik. 3. Cotton and chocolate are in the garden. Cotton and chocolate are in the garden. Pamuk ve çikolata bahçedeler. True diyoruz. 'Rabbit, tavşan nerede? Görüyorsunuz kutunun üzerinde. O zaman it is on the box diyoruz. Where are the dogs? Köpekler nerede? Bakın birden fazla olduğu için burada are kullandık çocuklar. Oysa bir öncekinde is kullanmıştık. Where is dediğimiz zaman bir tane, where are dediğimiz zaman birden fazla. Doğru cevabımız ne olmalı burada? Bakın, under the table. Onlar masanın altındalar. Evet. Burada where is the cat? Kedi nerede diye sorduk. Kedi neredeymiş bakın. Kedi sepetin içinde. It is in the basket diyebiliriz. Evet. Where are the birds? Bakın iki tane olduğu için are dedik. Kuşlar nerede? In the tree diyebiliriz. Draw the pictures of the pets. Hayvanların resimlerini çiz. And write their names. Ve onların isimlerini yaz demiş çocuklar. Siz de bu şekilde bir çalışma yapabilirsiniz. Workbook'la devam ediyoruz. Bakın rearrange and write. Tekrar yerleştirelim. Bu dağınık olarak verilmiş harfleri doğru bir şekilde yerleştirelim ve yazalım. One. Evet, doğrusunu yazalım. Cat diyeceğiz. Bakın, sonra A, sonra T. Two. Burada bird demeliyiz arkadaşlar. Bu şekilde yazdık. 3. Burada frog diyoruz. F R O G. Four.
correct answer. Doğru cevabı işaretleyelim ve startla devam ediyoruz. Burada a dog demeliyiz. Two. A bird. Three. A cat. Four. A rabbit. You did it! Evet. Join the dots, then color it. Bu noktaları birleştirin ve boyayın demiş arkadaşlar. Birlikte yapalım. Bu bir kedi. That's a cat. Bu bir kedi. Diğeri için bakın birleştirirsek o da bir, that's a rabbit diyoruz. O bir tavşan. Sayfa 116'dayız. Count and write. Say ve yaz diyor çocuklar. How many frogs? How many? Kaç tane demektir? Hemen sayalım. Kaç tane kurbağa var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 diyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, gördüğünüz gibi 5 frogs. How many rabbits? Kaç tane tavşan var? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4. Sanki 4 tane tavşan var arkadaşlar. Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4. Evet, 4 tane tavşan var. How many dogs? Kaç tane köpek var? 1, 2, 2 tane diyebiliriz. Two dogs. Sayalım. One. Two. Two. Evet, iki tane köpek var. How many turtles? Kaplumbağadan kaç tane görüyorsunuz arkadaşlar? Ben bir tane görüyorum. One turtle diyebiliriz. One. Evet, sadece bir tane. How many birds? Kuşlardan kaç tane gördük? 1, 2, 3. 3 tane. 3 birds. Sayalım. 1, 2, 3. Bu şekilde yazdık. Oh my gosh! That's unbelievable! One. There are birds. Ağacın içinde gibi göründükleri için, kuşların bir kısmı görünmediği için in diyoruz arkadaşlar. Two. There are dogs. There are var demektir. Çoğullar için var demektir. Under demeliyiz. Masanın altında. Three. There are cats. Kediler nerede? Sandalyenin üzerinde. On the chair. Evet, bu şekilde tamamlayabiliriz. Sayfa 117'deyiz. Color the cats. Kedileri boya demiş arkadaşlar. The red cat is on the chair. Kırmızı kedi neredeymiş? Sandalyenin üzerinde. O zaman bunu kırmızı ile boyayabiliriz. Evet. The yellow cat is in the basket. Sarı olan basketin içindeymiş. Yani sepetin içinde. Bunu da sarıya boyuyoruz. The green cat is under the table. Yeşil kedi masanın altında.
O zaman bunu da yeşile boyayalım. Bu şekilde tamamlayabiliriz. Evet, match demiş arkadaşlar. Eşleştirelim. Where is the frog? Kurbağa nerede? Görüyorsunuz kurbağa nerede arkadaşlar? On the table diyebiliriz. 2. Where is the cat? Kedi nerede? Sandalyenin üzerinde. On the chair. 3. Where is the dog? Köpek nerede? Yatağın altında. Under the bed. 4. Where is the turtle? Kaplumbağa nerede? Kutunun içinde. In the box. 1. Evet. Sayfa 119'dayız. 8. aktivite. Odd one out. Farklı olanı bul demektir. Odd burada farklı olan. Birlikte bakalım. Frog, kurbağa. Parrot, papağan. Green, yeşil. Fish, balık. Burada farklı olan green'dir. Eye, göz. Mouth, ağız. Nose, burun. Turtle, kaplumbağa. Farklı olan turtle. 3. Board, tahta. Dog, köpek. Pencil, kurşun kalem. Book, kitap. Burada farklı olan dog. 4. Rabbit, kurbağa. Dance, dans etmek. Sing, şarkı söylemek. Play, oynamak. Tabii ki rabbit, farklı olan.